gece yolculuğunda neler oldu neler. Sabahın 5'inde Gülben Ergen havalimanı otobüsünde nasıl uyuyakaldı? Gülben Hanım yorgunluktan uyuyakaldı. Ve dikkat! Gülben Ergen boşandıktan sonra özel hayatıyla ilgili ilk ve son kez konuştu. Mutlu musunuz? Boşandığı için pişman mı? Ayrılık günlerinde neler yapıyor? Çocuklarının babalarıyla ilişkileri nasıl? Ama her şey tam diye bir şey hayatta yok zaten. Ve yeni albümündeki şarkılarında eski eşi Mustafa Erdoğan'a gizli mesajlar mı var? Benim 3 tane evladım var. Bütün bunlar ve Gülben Ergen'in çok özel açıklamaları, itirafları, yarınlarla ilgili planları ve sırları birkaç dakika sonra ekranda olacak. Ama önce güzel sanatçıyla Hatay Konser Oteli'ndeyiz. Saat şu anda 12:30'a geliyor. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş durumda ama Gülben Ergen'den hala enerji fışkırıyor. Bazılarınızı ortaokuldan tanıyorum. Bunlar liseyi bitirdiler falan. Gülben Ergen'in fanlarıyla ilişkisi çok farklı diğer ünlü sanatçılardan. Bizim mutlaka bu buluşmamız var. Yarın iftarımız var. Mesela birisi bana bir şey mi söyledi? Yapıyorlar böyle çıkıyorlar. 30 saniyede bir yerde toplanabilirler. Son dönemlerde sanatçıların siyasete ilgisi var. Peki acaba fanları güzel sanatçının siyasete soyunmasına ne tepki verirler? Sadece çok yıpranır. Başarır ama sonuçta çok yıpranır. Politikayı çok yorar. Bu tatlı sohbetin ardından artık eve dönüş zamanı. Gülben hayranları minibüsten son dakika imzası istiyorlar. Havalimanına geldik, saatler 3'ü gösteriyor ancak Gülben arabadan inmek bilmiyor çünkü... Ve saatler artık sabahın 5'i, İstanbul'a geldik. Ancak o da ne? Gülben'i uçaktan alıp perona götürecek olan otobüste bakın nasıl bir manzara yaşanıyor. Gülben Hanım yorgunluktan uyuyakaldı. Hiç uykusuz konseri verdi ve İstanbul'a inmiş bulunuyoruz. Bitmek bilmedi yol. Yol bitmeyince bizim takibimiz de bitmiyor doğal olarak. Günaydın Gülben Hanım. Günaydın. Uyumadan gittik geldik. Evet. Ben uyuyorum, hala uyumuyor musun? Çok güzel konserdi. Konser mi vardı? Nerede vardı? Ve geliyoruz az önce de sözünü ettiğimiz o özel meselelere. Bir süre önce eşi Mustafa Erdoğan'dan boşanmıştı olaylı bir şekilde. Evet, ayrılık yamandı ve zordu ama sonrası çok daha can acıtıcıydı. Çünkü dedikodular dedikoduları kovalıyordu. Ne kadar ayıp, hiç çok kızıyorum ona. Yani albüm şarkıları mesela bir sene, 1,5 sene önce belirleniyor. Bu konuda nasıl da dolu güzel sanatçı. Koskoca bir albümün, milyonlarca insana sunulan bir albümün böyle kişiselleştirilmesine çok karşıyım. Ve geçmişinden örnekler veriyor. Gizlere hamileydim, sorunlu bir hamilelik geçiriyordum. Şarkı eğer doğruysa internette, radyoda bir şekilde alıp başını yürüyüp gidiyor. Geldik o kilit soruya. Sabahın 5'inde en samimi ve içten duygularıyla ayrılık sonrası yaşadıklarını anlatıyor Gülben Ergen. Mutlu musunuz? Mutluluk çok kocaman bir pasta. Benim 3 tane evladım var, mesleğim var ve de sağlıklıyım. Pastanın bütününe baktığım zaman evet mutluyum. Ama her şey tam diye bir şey hayatta yok zaten. Ama iyi hissediyorum kendimi. Boşandıktan sonra yaşananları artık olağan karşılıyor Gülben Ergen. Özel hayatıyla ilgili iddiaların kendisini hiç ama hiç yıpratmadığının altını çiziyor. Ben bu konularda çözülmedim. Özelle ilgili canım yanmamıştır benim. Selülitle ilgili canım yanar, mesleğimle ilgili yanar, giyimimle ilgili yanar, başka şeylerle yanar. Özelimle ilgili benim canım hiç yanmadı. Ve işte final sorusu. Aşkla ilgili sorumuza Gülben'in verdiği mimik ve cevap çok ama çok manalı. Aşka kapattık mı, kapalı mı kalacak? Kalpler aşka kalabilir mi? Hatırlamıyorum benim için cevabını.